tercihimiz aslında Cenab-ı Hak ile bizim düşmanımız arasında bir tercihtir. Dostumuz ile ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ gerçek dostumuz olan Allah Azze ve Celle, Mevlamız, sahibimiz olan Cenab-ı Hak ile düşmanımız olan şeytan arasında zikzaklarla dolu hayatımız, aslında hayat dediğimiz yolculuğumuz bu mecrada ilerliyor. Bazen Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyoruz, bazen şeytana yaklaşıyoruz. Bazen Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyoruz, bazen şeytana yaklaşıyoruz. Zaman sonra ne oluyor? Bazılarımız daha çok şeytana yaklaşıp Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaktan artık uzak durmaya başlıyor. Daha sonra ne oluyor? Ömrünün sonuna doğru artık iyice şeytan tarafına yapışıyor. Cenab-ı Hakk'a artık özellikle yanaşmıyor. Cenab-ı Hakk'a çağıran her türlü bilgiden ve ilgiden uzak duruyor. Bütün irtibatlarını sıfırlıyor, kaçınıyor. Ev bile tutacak olsa caminin olmadığı mahalleden seçiyor. Ezan kulağıma değmesin diye. Bu artık iyice tercihini kalıcı bir şekilde netleştirmiş. Artık sınavdan çıkması yakındır. Bizler sınavdan ne zaman çıkıyoruz? Bizler sınavdan sınavımızın cevaplarını artık netleştirdiğimiz zaman. Bazılarımız da hayatın ilerleyen zamanlarında bu kez şeytana yakınlaşmaları azaltır. Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmaları çoğaltır. Yanlışlarından ders alır. Bu da bir iyileşme sürecidir. Biz buna ıslah olmak diyoruz. Islah oldukça olur, ıslah oldukça olur. Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça yaklaşır. Şeytana olan yaklaşmalarını yani yanlışlarını azalttıkça azaltır. Bunlar da ömrünün sonuna doğru artık olgunluğa gelirler. Islah olun demiyorum, sıfır günah, sıfır kusur. O biz kullar açısından söz konusu değil ama belli bir olgunluk, belli bir iyileşme olur ve Cenab-ı Hak'tan yana olan tercihi netleşir. Şeytandan uzak durmaya, ona dair hususlardan, her türlü çağrıdan artık uzaklaşmaya, böyle kimseler de arkadaşını seçerken de, mahallesini seçerken de, iş ortamını seçerken de kendisiyle Cenab-ı Hak arasında bariyer olmayacak bir önceliği gözetirler. Hayatımız tamamen tercihlerimizden ibarettir. Ve bu tercihlerimiz not edilir. Yer seçerken de, mekan seçerken de, arkadaş seçerken de. Dolayısıyla şeytan bizi kendisiyle arkadaş kılacak, yollarımızı birleştirecek, kendisinden uzaklaşmamıza mani, onun bize erişiminin önünü kapatacak, başta bu kelimeye, bu cümleye karşı savaş açtı. Önce ellerinden bu silahı alayım istedi, uğraştı, uğraştı, şimdi elimizden bizim bu silahı aldı. Şimdi nerede, kim hangi işe başlarsa, nerede hangi söze başlarsa, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ demiyor. Hatta Bismillahirrahmanirrahim bile çok azandı. Bu bizim savunmasız kaldığımızın göstergesidir. Kul Allah'a sığınmaz ise şeytandan, o zaman şeytanın taarruzuna maruz kalır, şeytanın etkisine maruz kalır. Görmediği bir düşmanla kişinin başarılı olması mümkün değildir. O yüzden Allah Azze ve Celle bizim elimize böyle bir kalkan verdi. Ona sığınalım, hem onunla ilişkimizi tazeleyelim, hem bilincimizi yenileyelim. Allah Azze ve Celle'nin bizimle beraber olduğu düşüncesini şuur dünyamızın içerisine böyle nefes çeker gibi dolduralım. O bilinç bizi ona karşı koruyacaktır. Şeytan böyleler açısından kapalıdır, giriş yapamaz. Korunaklıdır Allah Azze ve Celle'nin muhafazası altına. Cealna beyneke ve beynellezine la yu'minune bil ahireti
hicaben mestura. Cenab-ı Hak araya bir setreden hicap çekeriz. Setreden bir hicap, böyle bir engel ile sadece şeytan değil, ahirete inanmayan bütün şeytanlarla araya mesafe girer ve böylece korunabiliriz. Ama biz bunu hayatımıza tekrar getirmek için çaba göstermez isek, bunun bedelini ödemeyi göze almaz isek, bir yerde hepimizin vazifesi var, işi var, görevi var, mesleği var, meslek örgütleri var, mahallesi var, mahallede arkadaşları var, ortamı var. En alt birimde hanesi var, evi var, kendi evi var. Evinde söze başlarken yahut apartman toplantısında söze başlarken önce bir avzu besmele çekelim. Şeytandan Allah'a sığınalım, toplantımız güzel geçsin diyerek bunu başlatıp tekrardan hayatımıza yerleştirebiliriz. Bu bilinç bizi Allah'a imana, onun bize sağlayacağı güvene tutunmaya ve onun bize verdiği bilgiye iman etmeye, çünkü şeytana dair bilgi gaybi bir bilgidir. Cenab-ı Hakk'ın bize haber verdiği bir bilgidir. Dolayısıyla "Eûzu billahi" diyen kimse hem Allah'a iman ettiğini, onun sağlayacağı güvene itimat ettiğini, hem onun verdiği haberi kabul ettiğini, şeytan denen tehlikenin farkında olduğunu sergilemiş olur. Dolayısıyla mümince bir davranıştır Allah Azze ve Celle'ye sığınmak ve çok önemli bir eşiktir. Allah Azze ve Celle'ye sığınma gerçeğinin ehemmiyetini, farkını, önemini hayatında bilmeyen insanlar bocalarlar. Bunlar baba da olsa bocalar, anne de olsa bocalar, kayınpeder de olsa bocalar, patron da olsa bocalar, sürekli çevresiyle arızalar yaşar. Çünkü biri habire ona müdahale ediyor. İpin ucu onun eline geçmiş. İpin ucu böyle birinin eline geçtiği zaman o kişinin hayatında istenmedik arızalar, kendisinin de memnun olmadığı yanlışlar sürekli ortaya çıkar. Ve bu hayatından başlamak suretiyle onun inancına, akidesine, imanına kadar uzadı mı, bu kez Cenab-ı Hak'la arasını bozmaya başlar. Kul başta düşmanını tanımalıdır. O yüzden atamız Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak onu ve eşini وَاَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّب۪ينَ. Ben size şeytan siz ikiniz için apaçık bir düşmandır demedim mi diye masiyetleri sonrası, yanlış yapmaları sonrası Cenab-ı Hak onlara böyle hitap etti, böyle azarladı. Ben size onların düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Şimdi aynı durum bizim için geçerli.